Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana aloe vera'dan yavru aloe vera'yı nasıl ayırmamız gerektiği konusunda bilgi vereceğim. Bundaki sebep ana aloe vera'nın daha güzel, güçlü bir şekilde büyümesi ve yeni çıkan yavru aloe vera'ların ise daha güzel bir şekilde ana aloe vera'ya benzer bir şekilde serpilip büyümesi. Öncelikle aloe vera'mı inceliyorum. Bakın ana aloe vera bayağı büyümüş. Aloe veramızın güçlü, yapraklarının daha büyük, evdeki aloe veraların daha büyük olmasını istiyorsak yeni çıkan yavruları belli bir büyüklüğe, boyuta ulaşınca yanından almanız gerekiyor. Çünkü hem kendisini büyütmek için hem de onları büyütmek için enerjisi sarf ediyor. Şimdi biraz incelediğimiz zaman ana aloe verayı bakın. Ana aloe veramızın yaprakları çok güzel. Harika, güçlü, büyük. Fakat yeni çıkan aloe veralara baktığım zaman yavru aloe veraları çok daha cılız. Yaprakları uzamış ama yine cılız uzamış. Yani kendini serpememiş. Güçlü, kuvvetlilik açısından. Bakın. Sanki yanında biten bir ot gibi olmuş. Hani büyük ana aloe vera gibi olmamış. Şimdi bunu daha önce bu aloe vera'dan koparıp da filelemeye çalıştım aloe vera'ya bakın. Bakın bu da vaktinde bunların yanındaydı. Fakat ayrı bir kaba aldığımız için bu büyüdü. Ve aynı ana aloe vera gibi büyümeye çalışacak. Yine aynı şekilde bu da yavru bir aloe veraydı. Buradan ayırdığımız bu da kendisi serpmeye başladı. Yani arkadaşlar eğer aloe veramızın daha güzel serpilmesini istiyorsak yavrular belli bir boyuta ulaştığı zaman onları ana yavruda, ana aloe veradan ayırmamız gerekiyor. Benim kıstasım şu, en az 11 santim kadar iki yaprağının uzaması gerekiyor ve en az 4 tane yaprağının çıkmış olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet, bunu koparıyorum. Bakın. Ana aloe vera'dan ayrılıp kendi kökleri oluşmuş. Oluşmasaydı yine diktiğimiz zaman tutardı. Fakat büyümek için en az bir yıl geçmesi gerekirdi. Biz de aloe veramız niye büyümüyor derdik. Evet, bunu da koparıyorum. Hemen koptu. Ayrı bir aloe vera. Bakın kökleri çok güçlü. Onun için her türlü toprakta biz aloe veramızı dikebiliyoruz. Özellikle toplu bir toprağa ihtiyaç yok. Evet, yavru aloe veraları ayırdım. Dikkat ediyorum, inceliyorum. İncelediğim zaman belli boyuta ulaşmış. Kendi kökleri, özellikle aradığım şey kendi köklerinin oluşmuş olması. Yani ana kökten ayrılmış olması ve köklerin belli bir uzunlukta olması. Evet, bu da aynı şekilde ve bu da aynı şekilde. Evet, dikmek için ben bu sefer bir balkon saksısı kullanacağım. Ve yaza kadar bunda duracak. Yazın belli bir boyutu oluştuğunda, ulaştığında aloe veramı normal kendi kabına dikeceğim. Bir oyuk açıyorum. Elimi. Şöyle dikmiyorum. Şöyle dikiyorum. Yine bende torflu bir toprak vardı ve torflu bir toprağa dikmiş oluyorum. Her türlü bahçe toprağı da olur. Evet, son aloe vera. Evdeki aloe veralarımızı daha serin yerde büyütüyoruz. Bahçe aloe veralarımız güneşi seviyor. İhtiyaç duyduğu müddetçe suluyoruz. Bir hafta ya da 10 gün sulayabiliriz. Bakın aradaki boşlukları da bıraktım. Evet. Hepinize sevgiler.